Dünyası programında bugün Lapseki'de sizlerle birlikteyiz. Candaroğlu Gayrimenkulü sizlere tanıtmaya geldik. Buyurun. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle bize kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Candaroğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu üyesiyim. İstanbul'da asıl ofisimiz, şubemiz. 2,5 yıldır Lapseki'de görev yapmaktayız. Burada alım, satım, yatırım danışmanlığı yapıyoruz. Müşterilerimize, yatırımcılarımıza. Kastamonluyuz aslen. Aile şirketiyiz. Abi, kardeş, baba şeklinde çalışıyoruz. Durumumuz bu. Neden gayrimenkul? Neden gayrimenkul? Günümüz piyasasında en çok getiri sağladığı için yatırımcılarına, bu sebepten gayrimenkul tercih ediyoruz. Peki neden Lapseki değil? Lapseki proje bölgesi olduğu için tercih noktamız burası. Ve bizim gibi birçok yatırımcının tercih noktası burası. 2,5 yıl oldu aşağı yukarı biz buraya geldiğimizden beri. Çok yoğun talepler var burada. Proje bölgesi ve gelişecek olan bir bölge burası. Önü açık bir bölge. Düşünün, İstanbul'da kaç tane boğaz var? Bir tane boğaz var. Bir tane de burada boğaz var. Koskocaman Türkiye'de başka boğaz yok. Dolayısıyla geri kalmış bir yer zaten. Bugüne kadar gelişmemesi biraz acayip bakılıyor buna. Ama bugünden sonra artık gelişecek bu projeler birlikte. Çanakkale zaten gelişme açık. Artı boğazımız evet, var. Evet. Artı gerçekten göç alan bir şehir. Evet. Bir de Lapseki'nin boğaz köprüsü olması, bu yapılması söz konusu. Bu çok büyük bir avantaj olacak. Bu bayağı bir hızlandırmıştır herhalde. Tabii ki, tabii ki. Çok arsaları, yoğun satışları. Yoğun hızlandırdı burada satışları. Ev satışı zaten 2 senedir burada hareketli. Daha öncesinde ev satışı yok. Biz müteahhitlik yapmıyoruz burada ama görüyoruz eşten, dosttan, arkadaşlardan. 2 senede yapılan büyük firmalar falan gelmeye başladı. Siz nasıl görüyorsunuz Lapseki'nin gidişatını? Lapseki'nin gidişatı gayet iyi olacak inşallah. Daha sonraki projelerde devam ettiği zaman burası gerçekten uçacak bir bölge. Peki fiyatları arttırdı mı? Fiyatlar %100, %200 artan yerler de var. Yerine göre yaklaşık bu 35-40 kilometre kapsıyor köprüden öncesi ve sonrası kısımlarında. Hatta iç taraflarda bile, bu köylerin olduğu taraflarda bile %50, %100'e kadar çıkan yerler oldu. Buradan o zaman sizden bir mesaj alalım. Çanakkale ya da Çanakkale dışında Lapseki'de yatırım yapmak isteyenlere ne dersiniz? Lapseki'ye buyursunlar, gelsinler derim. Yatırım bölgesi gerçekten kazandıracak bir bölge. Proje olduğu için. Zaten bundan öncesi Osman Gazi Köprüsü var Yalova'da. Oradan daha iyi bilirler aslında. Piyasayı takip eder çoğu yatırımcı. Orası şu anda bitme noktasında ve devamı burası. Buradan sonrasını bilemiyoruz tabii. Piyasalarda şu anda dolar biraz yükseldi. Evet. Bu da etkiliyor mu sizi? Tabii ki etkiliyor. Çünkü asıl yatırımcılar, yüksek meblağda olan yatırımcılar şu anda dolarda. Çünkü onlar kısa zamanlarda getiri istedikleri için gecelik hatta dolarla oynuyorlar onlar. Bu sebepten dolayı biraz etkiledi. Ancak İstanbul piyasasına göre burası daha iyi şu anda. Örnek vereyim, İstanbul'daki satışlarımız, yani geçen aya bakarsak %10, %20 olmuş. Bu Lapseki bölgesinin satışlarımız %60. Lapseki'yi kıyaslarsanız, gayrimenkulde Lapseki daha biraz daha trend almış, daha hızlı hareket ediyor, daha
Tabii, tabii Lapseki biraz daha hızlı gidiyor. Ancak Çanakkale merkezinde yapısal gelişim var. Yapı olarak oradaki satışlar daha çok. Peki müşterilerimiz genelde Çanakkale'den mi? Yok, %30'u İstanbul'dur, %50'si Anadolu'dan gelir, yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelir. %10, %20 aralığında da Çanakkale'den gelenler var. Eş tarafından geliyorlar. Siz de İstanbul'dan artık Kastamonu'sunuz, artık Lapseki'desiniz, artık Çanakkale'sisiniz artık. Evet, ben de yerleştim. Evet, yerleştiniz. Biz de sizleri tanıdığımızdan gerçekten çok mutluluk duyduk bu vasıtayla. Biz de memnun olduk. Peki yatırımcılara ufak tiyolar verir misiniz emlak sektörüyle ilgili? Bir arsa almak istiyor, bir ev almak istiyor. Nelere dikkat etsin? Yani evin prosedürü çok farklı. Evde şimdi alınacağı zaman kat ittifakı olması gerekiyor. Yeni binada iskana alınacak mı, alınmayacak mı? Sağlam bir firmayla görüşülmesi en önemli şey o. Sağlam firma olduktan sonra zaten en ufak ayrıntısına kadar kaçınmadan bütün işlemlerini yaparlar. Onun haricinde gayrimenkul alırken muhakkak yerlerini kontrol etmeleri lazım. Alacakları yerleri. Çünkü çok oynatma oluyor buralarda. Yani örnek vereyim, A'yı gösterip de B'nin tapusunu verebiliyorlar. Tabii bunu müşteri bilemez, anlayamaz ama şimdi bu tapu kadastrosunuzun yapmış olduğu bir sistem var. Coğrafi bilgi sistemleri. Buradan parsel numarasını falan yazıp görebiliyorsunuz uydu üzerinden. Zaten gittiğiniz zaman da az çok benimsersiniz orası ile orası aynı yer midir diye kıyaslayabilirsiniz. Bunun haricinde tapuya gittiğimiz zaman zaten ipotek şer var mı onu memur söylüyor imza atmadan önce. Bunun haricinde başka bir şey yok. Sadece yüksek meblağlara girmesinler. Şişmiş yerlerden almasınlar. Çünkü onlar aldıkça onları etkiliyor. Bir yerde de bizi etkiliyor. Candaroğlu'da inşaat olarak yaptığınız projeler bugüne kadar hangileri? Candaroğlu inşaat olarak 87 yılından konutla başladı babamız asıl. İstanbul'da başladı. İstanbul'da 1000'e yakın dairemiz var yapmış olduğumuz. Bunun haricinde çeşitli sosyo-kültürel projelere imza attık. 2005 yılından sonra cami inşaatlarına ağırlık verdik biraz da. A'dan Z'ye cami inşaatı yapıyoruz firmamız olarak. Yurt dışında yaptık, 2-3 yerde yaptık. Kosova'da yaptık, Romanya'da yaptık. Bunun haricinde artık bu eski müteahhitlik havasından çıkıp normal bir sistematik şekilde projelere girmeye başladık. Şu anda işte İstanbul'da rezidanslarımız var, yaptırdığımız. Lapseki bölgesi için de bir projemiz var. Önümüzdeki yıllar içerisinde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bunun haricinde tabii çeşitli yapmış olduğumuz işler de var. Taahhütlük işleri falan. Onları da yapıyoruz. İnşaat sektörüyle de ilişkisiniz. Tabii ki. Devam ediyorsunuz. İstanbul ayağımız şu anda inşaat sektöründe. Halkımız evini yeniden yaptıracak. Neye dikkat edin? Halkımız evini yeniden yaptıracak. Yani bu taahhütlük işe girer. Sözleşmeye dikkat edecek. A'dan Z'ye markasına dair her şeyini yazacak. Sözleşmede neyse onu aynı şekilde yapmak zorunda zaten müteahhit. Yapmazsa bu devletimiz bunu bırakmaz bunu. Her türlü karşısına geçer. Bize verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İşte yaz programında sizi tanıdığımız için bizler de çok memnun olduk. Bize konuda ettiğiniz için bir daha teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başka iş dünyasında, başka konuklarla, başka sektörlerde birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.